ulaştıracağız. 5G altyapımızı tamamlayarak tüm milletimizin hizmetine sunacağız. 6G çalışmalarımızla da önümüzdeki dönemde hız kazandıracağız. Ülkemizi dijital yollarla öreceğiz. Fiber ağ uzunluğumuzu 478 bin kilometreden 1 milyon kilometreye çıkararak genişleyen uydu filomuz ve uluslararası işbirlikleriyle global ölçekte hizmet verebilen dünyanın en büyük 10 uydu operatörü arasına gireceğiz. Bugünden 2053 yılına kadar gerçekleştireceğimiz toplam 198 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme yatırımlarıyla üretime 2 trilyon dolar, milli gelire tam 1 trilyon dolar katkı sağlayacağız. Bakanlık olarak ülke menfaatlerimizi gözeterek hem ulaşım hem de iletişim sektörlerinin gelişmesi için gereken her türlü çalışmanın gereğini yapmaya devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, ulaşımda olduğu gibi ülkemizin haberleşme altyapısını da devlet aklıyla planlıyor, akademik, bilimsel zeminde değerlendiriyor ve kamu özel sektör işbirlikleriyle hayata geçiriyoruz. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimizin hazırladığı politika ve stratejiler çerçevesinde hazırlanmakta. Tüm çalışmalarımızı yerli ve milli olma şuuruyla hayata geçirmekteyiz. 5G'nin etkileyeceği tüm sektörlerde kapsamlı bir çalışmayı hızlı yürütüp ülkemizi geleceğin teknolojisine bir an önce hazır hale getireceğiz. 2023 yılında yapacağımız 5G ihalesinden sonraki süreçte bu ürünlerin geliştirilmesi ve hem iç piyasalarımızda hem de dış piyasalarda kullanılması için önümüzdeki süreyi de en verimli biçimde kullanacağız. Bugün burada 5G teknolojisiyle neler yapabileceğimizin önemli örneklerini hep beraber deneyimleme fırsatı bulacağız. Dünyanın transit merkezi İstanbul Havalimanı'nda başlatacağımız 5G kıvılcımını 3 babayiğit operatörümüzün de desteği ve vizyonuyla ülkemizin dört bir yanına yayacağız. Ülkemizde 2023 yılı itibariyle bu teknolojiyi yaygınlaştırmak üzere 5. nesil mobil teknolojiyi ifade eden 5G teknolojisinde önemli ve ciddi atılım yaparak yolumuza devam edeceğiz. İstanbul Havalimanı'nda lansman sonrası GSM operatörlerimiz tarafından standlarında kurulmuş 5G farklı özelliklerini deneyimleme imkanına hep birlikte sahip olacağız. Lansmanla beraber havalimanında kurulu olan 5G servisini telefonu 5G destekli olan ve 5G'ye abone olan abonelerimiz kullandırmaya başlayacağız. 5G destekli terminali olan abonelerimiz İstanbul Havalimanı'nda 5G'den yararlanabileceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye'nin 5G yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olan bugünün hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımıza, bütün sektör temsilcilerine katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Hitaplarını gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'na teşekkür ederim.